Arkadaşlar merhaba. Ben Furkan Ertuntaş. Bugün sizlerle bedelli askerlik konusunu konuşacağız. Büyük açıklamalar geldi. Büyük şeyler var. Gerekli konuları konuşacağız sizlere. Şimdi bugün Devlet Bahçeli'nin ufak bir açıklaması olacak. Saatimiz kaç? Devlet Bahçeli'nin birkaç konuşması olacak bu konuyla ilgili. Onlardan gelen açıklamayı bekliyoruz biz de. Bu 28 gün askerlik kalkacak diye bir durum var. Duymuşsunuzdur hepiniz. Ne olacak, ne bitecek diye. Ya bununla ilgili konuşacağız. 28 gün askerlik gerçekten kalkacak mı? Evet, kalkabilir. Olması gereken nedir? Olabilir. Ama şimdi burada birkaç tane konumuz var. Bunlardan bahsedeceğim. Arabayı bir park edeyim de. Stop etmesi gereken araba etmedi. Çok saçma bir durum. Araba şöyle şurada bir dursun. Bunlar da yansın. Şimdi gençler, ben de biliyorsunuz yararlanacağım bu şeyden, bedelli askerlikten. Şimdi şöyle bir konu var. Şunu da şöyle yapayım da daha net göreyim. Evet. Şimdi şurada böyle bir konu var. 28 gün askerlik kalkarsa ne olur? Bir, 28 gün askerlik kalkarsa kesinlikle tazminatlarınızı aramazsınız. Bu bir gerçek mi? Gerçek. Tazminat arayacak kişilere ne olacak? Onlar biraz zor arayacaklar. Yapacak bir şey yok. Devletimiz öyle karar verirse öyle olacak bu iş. Ayrıca bu 15.000 TL fiyat artacak mı vesaire gibi sorular geliyor. Artabilir. Artması muhtemeldir. Çünkü devletin kasasına para girecek mi? Bir yerden girmesi gerekiyor. Nasıl olacak bu iş? Maalesef devlet diyecek ki vatandaşa, kardeşim şeyini yap. Paraya ihtiyacım var vesaire diyecek ve parayı isteyecek mi isteyecek. 20 bin lira olma ihtimali var. Yani bu şu anda konuşuluyor. Bugün her şey Devlet Bahçeli'nin ağzından çıkacak kelimelere bakıyor. Yani Devlet Bahçeli bu konu hakkında ne derse büyük ihtimal o olacak. "28 gün teorik eğitim nedir?" 28 gün teorik eğitim, oturduğunuz yerden profesörler, akademisyenler vesaireler gelip size askeri eğitim verecekler. Oturduğunuz yerden hiçbir şey yapmayacaksınız, kitap okuyarak. Yani böyle bence saçma bir konu. Devlet Bahçeli'nin de dediği gibi gerçekten de saçma bir konu. Böyle bir saçmalık yok yani. Biz bunu aynı, yani hiç askere gitmeden de, askeri kamuflaj giymeden de, oturduğumuz yerden, bilgisayar başından her gün bunu yapabiliriz. Değil mi? Olur. Olabilir. Yani o zaman teorik eğitim vereceksen askeri eğitim deme buna. Yani öyle bir şey de var. Devlet Bahçeli'ye katılıyorum o konuda. Kesinlikle karşıyım zaten. Olacaksa ya adam gibi askeri eğitim olsun bir ay boyunca. Ama devlet Bahçeli de diyor yani yapacaksanız ya 28 gün adam gibi yapın, bir ay vatandaş askeri eğitim alsın,
Yapmayacaksanız da kesinlikle ve kesinlikle şey yapın. Hiç yapmayın. Yani vatandaşa bunun şeyini sormanız lazımdı. Sormadılar maalesef. Bugün açıklama yapacak Devlet Bahçeli bu konu hakkında. Ne olacak, ne bitecek biz de bilmiyoruz. İşte gerekli kurumlar, gerekli şeyleri yapmaya çalışıyor ama yani bu işler bu şekilde olamaz. Ben yine diyorum. Bununla ilgili ya Devlet Bahçeli bir şeyler yapması gerekiyor ya da yani hiçbir şey yapmayın daha iyi. Fiyatın artması nasıl olur? Faizler ne kadar olur? Faizler 1,69 üzerinden şu anda hesaplanıyor. Kredi faizleri bedelli için. İster 48 ay, ister 36 ay, ister 24 ay, ister 12 ay ödeyebileceğin duruma göre 1,69, 1,70 civarından faizle kredi verecekler. Nasıl olur, ne biter bilmiyorum. Takdir devletimizin ve milletimizindir. Ama dediğim gibi tazminat alacak kişiler biraz üzülecek. Tazminatlarını alamayacak. Bu bir gerçek. Ya iyi de ordu biliyor musunuz? Yani iyi de ordu. Bence iyi oluyor. Çünkü öyle bir şey ki yani herkes tazminata göz dikti şu anda. Almayacaksa almasın, sorun yok. Devletin para kasasına para girmesi gerekiyorsa da şey üzerinden girsin. Şimdi hatta 4'e at gitmesin. Yani devletin kasasına para mı girmesi gerekiyor? O zaman 28 gün askeriye kaldırırlar. Silah eğitimi olarak 10 günlük bir silah eğitimi verirler. Ekstradan da 15 bin lira veya 20 bin lira da para isterler devlet. Yani şu anda en güzel sistem bu gibi görünüyor. 20 bin lira versinler. 10 günlük de silah eğitimi versinler. Ne devleti yorar, ne başkalarını yorar, daha da iyi olur. Yani düşüncem o. Bence de çok da iyi olur. Güzel de olur. Bugün Devlet Bahçeli ne açıklar? Ben size ortalama bir şey söyleyeyim Devlet Bahçeli'nin ne açıklayacağı ile ilgili. Devlet Bahçeli diyecek ki bu teorik eğitimi tamamen kaldırın. Net bir şekilde ya teorik eğitimi kaldırın diyecek. Bu bir gerçek. Doğru mu? Doğru. Teorik kaldıracak. Teorik kaldırılmazsa ne olacak? O zaman da diyecek ki Devlet Bahçeli, bu eğitimi 20 bin lira yapın. Eğer vatandaşı, devleti yoracaksa, çünkü bir maddi şeyin altına girecek devlet, askeri eğitimi vesaire verirse, diyecek devlet 20 bin lira yapıyorum. Bence normal. 20 bin lira zaten olması gereken bir rakam zaten. Yani 20 bin liradan aşağı olmaması lazım. Eğer sen bu vatandaşı askere alacaksan 20 bin lira yapmak zorundasın zaten. Bu normal bir durum. Bilmiyorum bu millet ne düşünür bunun hakkında ama yani 20 bin lira çok da normal bir şey, makul bir seviye. Benim için normal yani. Önemli de değil. Kimse de onun 20 bin lira olup olmayacağına bakmayacak. Bak size diyorum. Kimse bakmayacak. İşte bugün Devlet Bahçeli'nin o açıklaması çok önemli bizim için. Devlet Bahçeli ne diyecekse o olacak. Onu büyük ihtimal onu yapacaklar. Hükümet kanadı da.
Devlet Bahçeli'den gelecek işte şeyi bekliyoruz. Öyle diyelim. Devlet Bahçeli ne diyecekse olacak. Yani bugün bunu konuştuk sizinle. 28 günlük eğitim büyük ihtimalle kalkıyor. Akşam herhangi bir şey olduğunda zaten ben yine bildireceğim hepinizi videonun açıklama kısmında. Arkadaşlar görüşmek üzere.